Evet arkadaşlar, kale sahasına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Rizespor maç önü değerlendirmesi için karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Galatasaray geçen hafta derbi mağlubiyetinin ardından toparlanmak için çıkacak maça. Rizespor'da Ankaragücü galibiyetinin ardından zorlu deplasman maçına çıkacak. Sen maçla ilgili ne düşünüyorsun Fatih? Önce senin Şimdi görüşlerini alayım. Galatasaray iç sahada toparlanmak istiyorsa hani şu maç ilaç yani Rizespor'un bu seneki deplasman performansını göz önüne alırsak. Onun dışında ciddi bir rotasyon olacağını söyleyebiliriz. Farklı Fatih Hoca söyledi. yönlü verdi. Bir defa Şener kesin oynar. Onun Sen de dışında Şener'in oynayacağını düşünüyorum. Adem Büyü de bekliyorum ben. Zaten Markao cezalı. Donk oynayacak stoperde. Ömer Bayram dönüyor. Direkt 11 başlatıyorum bilmiyorum ama hani Belhanda'yı keser muhtemelen. Yani. Ya bir tek Enzonzi, Muslera, Babel'in yeri sağlam gibi. Bir de Nagatomo mu? Ben Nagatomo'yu çok sağlam diyemeyeceğim. Kim oynayacak? Emre Hem Taşdemir oynarsa şaşırma. bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın ciddi bir silkelenmesi lazım. Ki hani Rize'ye transfer döneminden de zaten bir şeyleri var. O yüzden Rize'ye patlayabilir Galatasaray. Şu Rize'ye patlamayacaksa zaten daha lig bitene kadar kimseye patlamasın yani. Sondaki deplasman maçında 10 gol yiyen bir takım. Yani Savunması lig başından beri hiç oturmadı. Hani yani Galatasaray şu maçta da zorlanırsa ilerisi için kapansın. sıkıntı ya. Aynen. Kapatsın gitsin. Bilmiyorum. Ama zorlanmayacağını düşünüyorum ya. Hatırla Kasımpaşa maçına da öyle demiştik. Ya öyle ama Sen şimdi zorlanmaması gereken bir maç. ya. Ama topu yuvarlak işte gördük. Rize'nin Mesela hani Beşiktaş maçını da gördük. o zaten yani Beşiktaş o maçı nasıl kazanamadı hala anlamıyorum yani. Diyorum ya işte. O Rize maçta elinden düşün. gelen her şeyi yaptı. İşte o maç bile hani o şekilde bitti. O yüzden yani ne olacağı tabii belli olmaz. Ama Beşiktaş'ta o maç 5 atıyordu. Atamadı. O yüzden Galatasaray atar Galatasaray bu herhalde. maçı duran toptan da çözebilir. Rize He. Spor en fazla kafa golü yiyen takım. Galatasaray'ın takım da uzun. İşte ha. Ama işte Lamasıdır, şöyle de Enzonzi'dir. bir sıkıntı var. Bilmiyorum. Sezon başında böyle bir şey bir cümle böyle bir cümle kursam. İşte gelecekten geliyorum. Böyle böyle olacak diye. Hani kaç kişi inanırdı? Kuruyorum o cümleyi. Hazır mısın? Hazırız. Galatasaray iç sahada kaç maç oynadı bu sene? Bu sene 2019 mu yoksa bu sezon mu? Cemil Usta sezonunda 4 maç oynadı değil mi? 4 maç evet. Ömer Bayram dışında asist yapan tek oyuncu Enzonzi desem. Hani Sezonun yürü git lan. başında keşke yürü git lanla kalsa ya. Yayınlayabileceğimiz kadarı. İşte bu da Galatasaray'ın üretken olamamasının sebebi ya zaten. Ben merak Galatasaray. ediyorum bakayım. Hani, Seri, Belhanda, Lemina üçlüsünün içinde Ömer Bayram ilk 11 mi başlayacak? Hak ediyor. Evet, ona kimse bir şey diyemez de. Net hak ediyor. Başlayacak. Ki Fatih Terim oyunculara kesik atacağım dediyse Ömer Bayram ilk yazılır yani. Orta saha olsam bir döner düşünürüm yani. O Tabii üçün canım. olsa.
Düşün, Serie olayım mesela şu an. 25 milyon piyasa Kalkıyorum, değerim var. geliyorum Premier Lig'den. Sol bek orijinli bir adamın yedeği. Ve bu adam 400 bin euroya geldi. İşte. Hani cebinde kalan son bozukluğu almıştı Galatasaray. Aynen öyle. İşte diyorum ya. Büyük saçmalık gibi duruyor. Hani sezon başında böyle bir şey desen büyük ihtimalle şikayet ederlerdi. Senin tımarhaneye atıl. Bu ne konuşuyor? Biz hani takipçimiz azalırdı net. Ne konuşuyorlar diye. Çık çık. Zaman kaybetmeyelim. Ama işte gel gör ki gerçek şu anda 9. hafta itibariyle bu. Böyle. Yapacak hiçbir şey yok. Helal olsun Ömer Bayram'a. Hadi Tabii bakalım. kesinlikle. Hani büyük takımda hiç alışık olmadığım bir mevkide kendini kabul ettirmek hani Aynen büyük öyle. özveri. Aynen öyle. Şimdi Belhanda, Feguli, Babel, Seri, Lemina, yani bunlar asist yapamıyor. Yani ne bileyim bekleri de say. Hani ileri çıkıp da orta açıp gol atayım, ne bileyim bir şey yaptırayım. Onları da say. Asist yaptıramıyor. Enzonzi yaptırıyor. Ömer Bayram yaptırıyor. Sonra Galatasaray gol atacak diye bekliyoruz. Hani Falcao oynuyor olsa ne olacak ki? Kim pas atacak da gol atacak ki Falcao? Top gelmesi lazım atması için. Yani oynasa da oynamasa da çok bir şey fark etmiyor çünkü. Top gelmiyor forvete. Hani bir gol attırıcı adam lazım orada. Ve asist yapacak. O da maalesef bulunmuyor. Biz transfer sezonunda çok söyledik. Emre Mor'la olacak iş değil. Güvenmeyin diye. Güvendiler. Şu anda yok. Görüyorsun asist yapacak adam. İşte devre arasında bir Onyekuru bekliyorlar. O da hani hadi aldın diyelim. Ne kadar hani gelip direkt şey yapacak seni. Çünkü çok fazla oynamıyor şu ara. Aynen öyle. Monaco verecek mi? Heh, tabii bunlar da ayrı bir tartışma. Veya verecek, bedavaya mı verecek? Sadece maaşını ödeyin falan diye. Ne bileyim. Galatasaray'ın kaynak yaratması da lazım devre arasında. Onları yapabilmesi için Fatih Terim Ocak ayını gösterip duruyor ama para yok ki. İşte ben onu anlamıyorum. Bilmiyorum. Neyse ya. Ocak ayı gelsin de bunları konuşacağız. Maçla ilgili başka söylemediğin, unuttuğun, anket dışında. Teşekkür ederim. Şu an Var için mı yok. bir şey? O zaman maç sonu videosunda görüşmek dileğiyle.